Hello ladies and jingle bangs, ben Zahit. Bu videoda Nisan ayı bitmeden Nisan ayında çıkacak oyunlar listesini yayınlama başarısını göstereceğim. Bir tembel insan ve bir bozuk bilgisayar ile sizler de gösterebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bomber Crew Complete Edition. Runner Duck'tan stratejik simülasyon oyunu. Doğru ekibi seç, bombacıyı içeride tut, hop, aksi halde yenilirsin. Yakıttan tutun, cephaneyi, hidrolikleri vesaire her şeyi yöneteceğiz. Biraz Kerbal Space Programs oyununa benziyor. Onu sevenler bunu da sever. Kendi süper mega deli güçlü bombardıman uçağınızı yapacaksınız. Sadece PlayStation'a 2 Nisan'da geliyor. Geldi yani. Fiyatı 29.99 dolar. 2. Darksiders Warmastered Edition. Orijinal hack and slash oyununun tam versiyonu. Oyun sadece Switch'e çıkıyor. İlk sürümünden yaklaşık 10 sene geçmiş. Formatta çok değişiklik olmasa da yenilenmiş olarak 2 Nisan'da Switch'e gelecek. Fiyatı 29.99 dolar. 3 numara Super Dragon Ball Heroes World Mission. Fiyatı biraz tuzlu, ona göre 59.99 dolar. Bandai Namco oyunu ondan olabilir. Dragon Ball serisinin stratejik kart savaş oyunu. Kart oyunu dedik ama hala bir RPG. Switch'e ve PC'ye 5 Nisan'da geliyor. 4 numara Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. PlayStation 4, Xbox One, PC ve Switch'e çıkacak bir avukatlık oyunu. Görseller eski oyunlarına nazaran çok iyi, müzik daha temiz ve sorunsuz bir oyun. Oyun temel olarak iki parta ayrılmış. Birinci kısım point and click, ikinci kısımda görsel bir roman. Farklı bir oyun ve farklı oyunları severim. So, fiyatını bilmiyorum ama 9 Nisan'da çıkacak. 5 numara Dangerous Driving. Araba yarışı oyunları için çok enteresan bir isim değil. Oyunun temelinde bir araba seçersin, hızlandırıcı booster kullanırsın, birinci olmaya çalışırsın, klasik. Kariyer modu var, sedanla başlayıp formül arabasına kadar gidebildiğiniz. PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye 9 Nisan'da 29.99 dolara geliyor. 6 numara Earth Defense Force Iron Rain. Oyun sadece PlayStation 4'e geliyor. 5 farklı zorluk seviyesinde düşman içeren 50'den fazla görev içeriyor. İstilacılarla savaşıyoruz. Çevrim içi ve çevrim dışı modları var. Çevrim dışı modda ekran bölünebiliyor. Oyun 11 Nisan'da piyasaya çıkacak. 7 numara World War Z. Aynı isimli Brad Pitt'in oynadığı bir film vardı ya, bu oyun o filmin oyunu. O film de aynı isimli kitaptan çekilmişti. Trenin son vagonu yani, zurnanın son deliği. Third person shooter bir oyun. Filmlerdeki gibi zombiler böyle fıtı fıtı üzerinize yürüyecek, siz de onları tüfekler, roketler, taretler vesaire vesaire yok edeceksiniz. Oyun 16 Nisan'da PlayStation, Xbox One ve PC'ye çıkıyor. Fiyatı 39.99 dolar. Whether boarding a hijacked train, escaping by sea or delving into an underground facility. 8 numara Anno 1800. 2 bölüm geleceğe gittikten sonra bu sefer geçmişte 19. yüzyılda geçecek gerçek zamanlı strateji şehir yapma oyunu. 19. yüzyılın önemi ne? Endüstri devriminin olduğu yıllar, sanayi, kapitalizm, zevkli eğlenceli yıllar. Sadece PC'ye 16 Nisan'da çıkıyor. 9 numara Dragon's Dogma Dark Arisen. Switch'ten başka bir klasik oyun. Daha doğrusu Capcom'dan başka bir klasik açık dünya RPG oyunu. Diğer platformlarda olumlu yorumlanan oyun, şimdi Switch'le taşınabilir özelliklere de sahip olacak. 23 Nisan'da Switch'e geliyor. Farkındayım, çok Switch dedim. Fiyatı 29.99 dolar. 10 numara Mortal Kombat 11. NetherRealm Studios sevimli süper kahraman dövüş oyunlarından sonra tekrar o acımasız, o vahşi dövüş oyunu Mortal Kombat'a dönüş yaptı. Oyun Unreal Engine 4 oyun motoru ile yapılmış. Her zamanki gibi 2.5 boyutlu adamlarla dövüşeceğiz. Vücutları çatlatacağız, patlatacağız, fatality, brutality, coşacağız. PlayStation, Xbox One, PC ve Switch'e 23 Nisan'da geliyor. Fiyatı 59.99 dolar. 11 numara Sidus Alpha. Mobil oyunlarla piyasada olan Rare Games'ten çıkıyor oyun ama bu sefer Switch'e.
Etkileyici arka planları olan oyunla birlikte 200'den fazla şarkı gelecek. Ama şöyle bir şey var, 25 Nisan'daki Japonya sürümünde geçerli olacak bu. Fiyatı 49.99 dolar olacak. 12 numara Imperator Rome. Savaş strateji severler için heyecan verici bir oyun. Europa Universalis serisine benzerliğiyle eleştiriliyor. Oynayalım görelim. Sadece PC'ye 25 Nisan'da çıkacak. Built by the fruits of conquest. Our once humble city is the flourishing center of a mighty empire. 13 numara Days Gone. Herkesin konuştuğu, beklediği oyun. Açık dünya kıyamet sonrası zombi oyunu. Motorumuzla Amerika'da gezip zombileri avlayacağız. Oyuncunun kendi koşullarına göre gizli mekanikleri olacakmış. Motorumuzu modifiye edebileceğiz. Oyun bayağı gecikse de 26 Nisan'da PlayStation 4 için exclusive olarak çıkacak ve fiyatı 59.99 dolar. Without Sarah, I knew that we were... 14 numara Ugly Dolls An Imperfect Adventure. Gelecek animasyondan yola çıkılarak uyarlanmış macera oyunu. Küçük sevimli birin kasabasına gideceğiz. Yerel çok oyunculu olarak çıkacak oyun. Filmde Mowgli, Oxwage ve Beibo gibi ikonik karakterleri kullanacağız. Oyun 26 Nisan'da PlayStation 4, Xbox One ve Switch'e çıkıyor. Fiyatı videoyu hazırladığım tarihte belli değildi. 15 numara Bugs Boy plus Bugs Girl. Daha önce Nintendo 3DS'te olan oyun Switch'e geliyor. Ama bu sefer yeni bir arkadaşla oynayacağız. Oyuna co-op yetenekleri gelmiş. 270 bulmaca olacak. Oyun 26 Nisan'da çıkıyor. 16 numara The Final Fantasy 12 The Zodiac Age. PlayStation 2'nin ikonik oyunlarından biriydi. Şimdi yeni bölümüyle PlayStation 4'e geliyor. Sadece PlayStation 4 değil, Switch ve Xbox'a da gelecek. Yeni silahlar, yeni sihirler, yenilenen grafiklerle oyun 30 Nisan'da çıkıyor. Fiyatı 49.99 dolar. 17 numara Travis Strikeagan No More Heroes Bubblegum Fatal. Çok beklenen hack and slash macera oyunu. Son sürümünden bu yana oldukça iyi eleştiriler alan oyun 30 Nisan'da Switch'e çıkıyor. Fiyatı güzel 5.99 dolar. 18 numara Shovel Knight King of Cards. Aksiyon platform oyunu. Arazi boyunca nesnelere karşı savaşmamızı sağlayan kart savaş moduna sahip. Showdown adında tamamen yeni çok oyunculu mod eklenmiş. Bununla ilgili fazla bir ayrıntı yok. Çıkış tarihi, fiyatı belli değil henüz. PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, Vita, Xbox One ve Switch'e çıkacak. 19 numara Super Meat Boy Forever. Super Meat oyunun devamı niteliğinde zor bir platform oyunu. Bebeğimiz Nugget'ı kurtarmak için zor tuzaklardan kurtulmaya çalışacağız. 7000 levelden bahsediyorum ey akıllı olun. Film müziği, sanat tarzı, atmosferiyle güzel bir indie oyun. PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, iOS, Android'e çıkacak. Tarihi ve fiyatı henüz belli değil. 20 numara Dauntless. Monster Hunter benzeri fantastik oyun. Yaratıklarla savaşmak için dışarı çıkıyorsunuz. Yeni malzemeler yapmak için eve dönüyorsunuz. İşten eve, evden işe yani. Savaş mekanikleri akışkan. Yeni oyuncular için kullanımı kolay kılıçlar var. Deneyimliler için de balta gibi silahlar seçilebilir. Phoenix Labs'tan çıkacak oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. 21 numara Power Rangers Battle for the Grid. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Fiyatı da belli değil diyeceğim ama 20 dolar gibi bir söylenti var. Çocukluğu 90'larda geçenler için nostaljik denilebilecek bir dövüş oyunu. Oyunda vuruş kombinasyonlarının yazılı olduğu bir kısım var. Oyun online olarak oynanabilecek. 22 numara Bubsy Paws on Fire. PlayStation 4, PC ve Switch'e gelecek. 100'ün üzerinde level olacak. 4 farklı karakter ile oynanabilecek. Tabi bu oyundan güzel şakalar filan da bekliyorum. Henüz tarihi ve fiyatı belli değil. Evet, sonunda bitirdik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı filan... falan.